Şimdi İran'ın neden bu meselede Ermenistan'ı desteklediği ya da Azerbaycan'a karşı pozisyon aldığı veya gerilimi tırmandığı sorusunun cevabı aslında 30 yıl önce dayanıyor. Yani 30 yıldır aslında Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ın bu işgal altındaki pozisyonunun İran'a çok büyük faydalar sağladığını gördük biz. Nedir bu faydalar? Bir kere Azerbaycan ve Türkiye'nin arasında Ermenistan'ın yer alması ve kara bağlantısının olmaması ister istemez Türkiye'den Orta Asya'ya geçecek olan tırlar, kamyonlar yani bu mal ve hizmet akışının İran toprakları üzerinden gerçekleşmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi bu ekonomik kazanç İran için. Ama bu aslında ekonomik kazanç elbette önemlidir. Fakat İran'ın en az önemsediği hususların başında geliyor aslında. Güney Kafkasya meselesine baktığında İran aslında orada daha ciddi bir jeopolitik gerçeklikle karşılaşıyor. Bu da şudur. İran'ın Ermenistan'la doğrudan sınırının bulunması onu Gürcistan'a, daha yukarıya Kafkasya'ya, Karadeniz'e, Hazar Denizi'nin daha büyük bir havzasına. Dolayısıyla Kafkasya üzerindeki hem tarihsel olarak da iddia sahibi olduğu bölgelere ulaştırdığı için burada İran'ı bir Güney Kafkasya gücü haline getiriyor aslında. Şimdi Karabağ'ın özgürleştirmesinin ardından Hocamızın sesini sanıyorum alamıyoruz. Aslında bir sıkıntı yaşıyoruz ama o sıkıntının giderilmesinin ardından hocamıza geri döneceğiz. Özellikle İran ve Azerbaycan arasındaki gerilimli hatta değindik. Hocamın da dikkat çektiği husus özellikle Karabağ Savaşı'nın ardından derinleşen bir problem olduğu, Güney Kafkasya'daki problemin de derinleşebileceğine yönelik dikkat çekti hocamız. Özellikle son dönemde yoğunlaşan bir provokasyonlar zinciri var. Ermenistan'ın bölgede tırmandırdığı bir provokasyon zincirinden bahsetmek mümkün. Özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği tatbikatlar söz konusu. Diğer yandan o ortak tatbikatın bir Rusya'ya mesaj içerebileceği de ifade ediliyordu. Bu Rusya'ya bir mesaj mı içeriyordu yoksa İran bu tatbikata neden bu kadar olumlu bir yorum yaptı? Bunu da konuşacağız elbette ki. Hocam cümleniz yarım kalmıştı. Devam etmenizi rica edeceğim. evet, kusura bakmayın kesildi. Estağfurullah. Şimdi İran'ın burada bir jeopolitik kaybı var. O da şu. Bir kere iki Türk devleti tarafından çevrelenmiş oluyor. Türkiye ve Azerbaycan, özellikle Zengezur Koridoru'nun o hattın kurulduğu bir senaryoda İran'ın Ermenistan'la kara bağlantısı kesileceğinden dolayı aslında İran Güney Kafkasya'dan kesiliyor. Bu çok büyük bir kayıp. Yani tamam tırlar, kamyonlar İran'dan geçmesin. Orada bir ekonomik kayıp var. Belki tolere edilebilir. Ama bu jeopolitik kayıp İran'ın bu reel gücün, bölgesel siyasetinin büyük kaybı kolay kolay telafi edilemez. Dolayısıyla İran'ı asıl rahatsız eden bu baktığınız zaman. Diğer taraftan Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak bir coğrafyada bir araya gelmeleri ve işbirliğini derinleştirmeleri, yani hem askeri hem siyasi hem kültürel, bu İran'ı daha çok çevrelenmiş, kapana kısılmış bir anlamda izole edilmiş hissettirecek. Niye? Çünkü İran'ın da kendi Türk nüfusu hatırı sayılır bir büyüklükte. Bu Türk nüfus ile Azerbaycan'daki Türklerin özellikle kurmuş olduğu duygusal bağ, akrabalık bağı, kan bağı, Türkiye'deki Türklerle de herkese aynı şekilde İran'ın bölünme, parçalanma kaygılarını aslında arttırıyor. Tabii ki Hocam aslında o konuya geçmeden Zengezur koridoruna dikkat çektiniz. Şimdi Zengezur koridoru açılması halinde İran'ı da pasifize etmeyecek bir formül düşünülebilir mi? düşünülebilir. Yani daha doğrusu şöyle. İran'ı bir ikna olma pozisyonuna getirecek, daha ikna edilebilir bir hale getirilebilecek alternatif formüller üzerinde zaten çalışılıyor. Nedir bu Yani formüller bununla ilgili mesela?
Bununla ilgili farklı rotalar olabilir. İran'ın da katılabileceği koridorlar olabilir. Bunların teknik detaylarına çok hakim değilim ama bu senaryolar üzerinde çalışıldığını, yani illa Zengezur koridoru olması şart değil. Ama en çok üzerinde konuşulan şu anda o ve o bir sembol oldu artık. Yani o sembol üzerinden bir siyasi tartışma götürülüyor. Bu sembolün de İran için çok negatif tınladığını görüyoruz. Tabii ki İran'ı da ikna edecek, Ermenistan'ı da ikna edecek. Aslında Ermenistan çoktan ikna olmuş durumda fakat işte başka aktörlerin meseleyi kaşımasından dolayı Ermenistan da kendisine işte şu anda da sizin dediğiniz gibi ise ABD'yi bir destekleyici güç olarak görmeye başladı. Yani son dönemdeki gelişmeleri siz de takip ettiniz. Biraz önce yorumunuzu da duydum. Bu tatbikat ama bunun da gerisinde Ermenistan-Rusya ilişkilerinde bir kopma var. Bu çok ciddi bir şey. Yani bu kolektif güvenlik anlaşması örgütünden çıkmaya çalışması Ermenistan'ın ondan sonra Paşinyan'ın bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda aslında Rusya'ya güvenliğimizi emanet etmekte büyük hata ettik gibi bir beyanı oldu. Bayan Paşinyan'ın Kiev ziyareti, Ukrayna'ya desteği, bütün bunlar aslında Ermenistan'ın Rusya karşıtı bir pozisyon almaya başladığını Temelinde ne ve bu var? Neden Putin ve Paşinyan bu kadar düşman hale geldi o halde? yani şimdi bu meseleyi kızıştıran aktörler var. Onları kenarda tutalım. Ama temel mesele şu. Rusya Ermenistan'ın istediği askeri desteği vermedi aslında. Yani bu Azerbaycan'a destek verdiği anlamına gelmiyor. Ama Ermenistan lehine Karabağ meselesinde askeri olarak müdahil olmayı reddetti. Ve Ermenistan buradan büyük bir hayal kırıklığına uğradı aslında. Bunu bekliyordu. Fakat Rusya burada müdahil olmadı. Bunun çeşitli sebepleri var. Türkiye-Rusya ilişkileri bu sebeplerden biri. Uluslararası hukuka göre zaten Azerbaycan'ın haklı olması, Rusya'yı da eğer Ermenistan lehine müdahil olsaydı aslında istenmeyen bir pozisyona düşürecekti. Zaten Rusya'nın Ukrayna'dan başını kaldıracak hali yok. Yani şimdi 2022'de başladı Ukrayna Savaşı ama bunun tabii ki evveliyatı var. Yani orada tansiyon yükseliyordu. Rusya başka bir yere konsantre oluyordu. Çok çeşitli sebepleri var. Rusya Ermenistan'a yardım etmedi. Ve Ermenistan bundan büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ve bu meseleyi kaşıyan aktörlerin de etkisiyle bu sefer yönünü ABD'ye çevirdi. Acaba ABD bana istediğim yardımı verebilir mi şeklinde. Şimdi sizin tespitiniz çok önemli. İran neden olumlu baktı bu tatbikata? Güzel bir soru. Çünkü normalde İran'ın bölgede ABD varlığına karşı çıkmasını bekleriz, değil mi? Yani geleneksel olarak İran ABD'ye karşı çıkar. Fakat bu söylemsel olarak doğru olsa da bazı örnekler üzerinden bunun doğru olmadığını biliyoruz. Bu örnekleri çok İran dillendirmek istemiyor ama biz bunları biliyoruz. Mesela 2001 Afganistan işgali İran ve ABD'nin aslında örtülü işbirliği yaptığı bir işgal. Neden? Çünkü Taliban İran'ın da düşmanı. 2003 Irak işgali yine İran ve ABD'nin örtülü işbirliği yaptığı bir işgal. Neden? Çünkü Saddam İran'ın da düşmanı. Şimdi İran kendi düşmanlarıyla ABD kapıştığı zaman ABD ile işbirliği yapmaktan çekinmiyor. Elbette bunu çok böyle duyurmuyor, bunun reklamını yapmıyor. Ama o işbirliği de İran'a bir fayda sağladığından dolayı o işbirliğinde bulunuyor. Şimdi aynı şey aslında Ermenistan bahsinde de geçerli. Şimdi bazı yorumlar mesela Ermenistan'ın Rusya'dan uzaklaşmasının, Amerika'ya yakınlaşmasının İran'ı rahatsız edeceği çünkü İran'ın ABD ile arasının bozuk olduğu yönünde. Ben bu yorumlara katılmıyorum Ki çünkü rahatsız etmediğini İran de çok görüyoruz hocam. ve rahatsız etmediğini de görüyoruz, evet. Çok pragmatik bir siyaset izliyor İran aslında dış politikasında. O kadar ideolojik davranmıyor. Biz İran'ı çok böyle ideolojik davranır gibi görüyoruz. Fakat biraz daha detaylarına baktığımızda real politik çıkarları için, ulusal çıkarları için çok büyük esneklikler gösteriyor. Bakın Taliban'la anlaştı mesela. Taliban aslında onun baş düşmanlarından bir tanesi. Yani burada ABD ile Ermenistan'ın yakınlaşması da İran'ı rahatsız etmiyor. Çünkü burada bu yakınlaşmanın bir tür bölgede
Türkiye, Azerbaycan ve Rusya karşıtı bir dinamik üretmesi İran'ın hoşuna gider. Çünkü İran'ın pazarlık payını artırır.